Selam arkadaşlar, son 3 ay içerisinde kullanmış olduğum fiyat performans ürünlerinden bahsedeceğim bugün. İşlerinde çok hesaplı, ekonomik ve işinize çok yarayacak ürünler olduğunu düşünüyorum. O yüzden lafı hiç uzatmadan ilk favori ürünümüzle başlayalım. İlk ürünümüz La Roche-Posay'den Antelios Invisible Fresh Mist. Bu ürün yağlı ciltlerin çok seveceği bir ürün. Bir yağlı cilt olarak ben de çok seve seve kullandım. Parlama karşıtı bir ürün, pudralı bir bitişi var. Bu ürünün hem avantajlarından hem dezavantajlarından bahsedeceğim. Avantajı bir kere tatil için çok kullanışlı bir ürün. En önemli özelliği elle yayma gerektirmiyor. Yani yüzünüze böyle 15 cm uzaklıktan yapıp tatilinize devam edebiliyorsunuz. Gezerken gün içerisinde güneş kremini yenilemek bazen imkansız olabiliyor. İşte makyajınız oluyor, kirpiğinize bulaşmaması gerekiyor. Yani elle sürüp yaymanız gereken kremler tatilde hayatınızı çok zorlaştırıyor. Benim öyle açıkçası. O yüzden pratik, böyle sık ve geç bir ürüne ihtiyacım vardı. Bu ürüne bu sene şans vermek istedim ve tatilde bayağı severek kullandım. Leke sorunu yaşayan bir insan olarak kesinlikle lekelerimde herhangi bir artış ya da güneş hasarı yaşamadım. Güneşten çok iyi koruduğunu düşünüyorum. Ama tek başına kesinlikle yeterli değil. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani sabah güne başlamadan güneş kreminizi sürmüş olmanız lazım. Bu böyle birkaç kere gün içerisinde, yani ikişer saat aralıklarla bir iki kere güneş kremi sürmenizi öteleyebileceğiniz bir ürün. Yani yenileme ürünü, ama tek başına kesinlikle bunu sıkıp bütün gününüzü bununla geçirmeyin. Bu bir yenileme ürünü. Kullanımı çok pratik. Yüzünüze 15 cm uzaklıktan çalkalayıp sıkıyorsunuz. Fakat sıktıktan sonra o ortamda nefes almamaya özen gösterin. Biz tatilde özellikle böyle 1-2-3 tıp yapıp nefesimizi tutup sıkıp sonra hemen oradan uzaklaşıyorduk. Solumamanızda fayda var bu tarz güneş kremi ürünlerini. Sadece buna özel değil, sprey formdaki bütün güneş kremlerini solumamak için özen gösterin. Şu an size birazcık böyle kısmen nasıl sıkıldığını göstermek istiyorum ama buradan cama koşturmam gerekebilir. Nefes almamam gerekiyor çünkü. Çok fazla sıkmadan size şöyle pratik bir kullanımını göstermek istiyorum. Önce çalkalıyorsunuz. Daha sonra yüzünüze 15 cm uzaklıkta, şu uzaklık mesela iyi bence, gözlerinizi ve dudaklarınızı da kapatmanız gerekiyor. Çünkü dudaklarınızla yalama ya da yediğiniz şeylerle yutma ihtimaliniz var. O yüzden gözlerimizi ve dudaklarımızı kapatıp yüzümüzü sıkacağız şimdi. Biraz bariz, baskın bir parfüm kokusu var. Bu kokudan rahatsız olabilirsiniz ama güzel kokuyor. Ve atıyorum bir süre sonra, 20 dakika, yarım saat sonra koku azalmaya başlıyor giderek. 3 saniyeden fazla belli bir yerde tutmayın diyor. Yani aslında daha yavaş hareket ettirmeniz gerekiyor ama herhangi bir bölgeyi 3 saniyeden fazla tutmamanız gerekiyor. Üzerinde böyle bir uyarı yazıyor. Pudralı bir bitiş sağlıyor bu arada. Kesinlikle makyajınızı falan da bozmuyor. Yani yüzünüz olduğu şekilde bu şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Gelelim dezavantajlarına. Bir her şeyden önce 75 milim. Ve çok çabuk tükeniyor. Yani şu an dibinde çok az kaldı. Ben bunu sadece bir haftalık tatilimde neredeyse tükettim diyebilirim. Sadece bu ürüne tatilime devam etmedim. Yani güneş kremi sürmüş olmama rağmen bir hafta içerisinde neredeyse 4'te 3'ü bitti. Yani çalkadığım zaman şu an içinde hissedebiliyorum. Şimdi bir sonraki tatilimde de beni birkaç gün götürürse ne mutlu diye düşünüyorum. Fiyatına gelecek olursak, ben yaklaşık bir ay önce 130 lira gibi bir rakam almıştım. Şu an en ucuz 179 lira şu anki fiyatı. Neden fiyat performans ürünü? Yani o kolaylığa gerçekten değiyor. Yani ben 130 lira verdim buna. Neredeyse bir hafta tatilimi çok rahat bir şekilde geçirmemi sağladı. Aynı zamanda hani leke sorunu yaşamıyorsun ya da tatildeyken sürekli güneş kremi sürmem lazım stres altında yaşamıyorsun. Ben açıkçası çok çabuk bitmiş olmasına rağmen buna verdiğim paraya kesinlikle üzülmedim. Diğer bir favori ürünüm ise Wet n Wild'ın Photo Focus transparan pudrası. Gördüğünüz üzere kocaman bir ürün ve açıldıktan sonra 24 ay içerisinde tüketilmesi öneriliyor. Yani 2 yıl boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bereketli bir ürün ve içerisinde bayağı pudra var, yani dolu dolu. O yüzden tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Ürünün özelliklerine gelecek olursak, ürün tam bir parlama karşıtı ürün ve makyaj sabitleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Göz çevreme dahil bütün yüzüme bu pudradan geçiyorum. Ve pudraya geçtikten sonra hissettiğim hissiyat şu. Hani fotoğraflarımızdaki bu yüzlerimize bebek gibi yapan uygulamalar var ya, bir anda basıyorsun böyle yüzüne ışık veriyor. İşte bu ürün o efekti veriyor yüzünüze. Bir de yüzünüzde böyle pudra varmış gibi bir his olmuyor. Gayet transparan, çok ince yapılı. Tam bir makyaj sabitleyici ürün. Rengi böyle hafif kırık beyaz tonlarında, tam beyaz değil. Eğer çok beyaz, kar beyaz bir teniniz varsa renginizi birazcık kırabilir. İçerisinden bir tane sünger çıkıyor şu şekilde. Yalnız bu sünger bana çok kalın geldi. Yani bence birazcık daha ince ve yumuşak olmalı. Hemen şu şekilde uygulamasını da göstereyim. Hatta şuralarında hafif de parlamalar olmuş. O bahaneyle parlamalarımızı da yok edelim. Bakın, hemen gördünüz mü? Hemen böyle fotoğraf filtresi gibi yüzünüze böyle güzel bir his, güzel bir
buğu, smooth bir efekt veriyor. Aradaki farkı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Yazın terledikçe yüzü parlayanlar beni şu an çok iyi anlıyorlar. Ben 50 liralara almıştım aslında ama şu anki fiyatı bakıyorum böyle 80-90 civarında değişiyor. Ona rağmen gramaj ve performans olarak kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşündüğüm bir ürün. Sıradaki favori ürünümüz bir nemlendirici ve kendisi Hadolabo Tokyo'dan Anti-Aging Day Cream. Yani kutusunun üzerinde Anti-Aging Wrinkle Reducer Day Cream yazıyor ve 40 yaş artı işareti var üzerinde. Ben yaş sınırlaması biraz göz ardı ederek aldığım bir krem. Bu kremin nesini çok seviyorum. Hani kırışıklık giderici bir etkisini gördün mü ya da kolajen ya da böyle gençleştirici bir etkisini gördün mü? Henüz hayır çünkü zaten bir aydır falan kullandığım bir ürün. Gerçekten benim cildimin nem ihtiyacını çok iyi karşıladı. Çok susayıp bir anda böyle su içmek kadar güzel bir his benim için bu kremi kullanmak. İçerisinde süper hyaluronik asit, kolajen ve retinol var. O yüzden içeriğine ve özelliğine baktığınızda tam bir fiyat performans ürünü. 107 lira gibi bir fiyata almıştım. Şu an yine gratis kart ile 107 liraya alabileceğiniz bir krem. Diğer favori ürünümüz ise bir saç yağı. Bildiğiniz bir kozmetik market ürünü. Ve ben bu ürünü tamamen arkadaş tavsiyesiyle aldım. Kendisi L'Oreal Elsevier'in mucizevi yağı. Onarıcı bir özelliği var ve altı değerli çiçek özü yağı içeriyor ve gerçekten saçlara ipeksi bir yumuşaklık veriyor. İsterseniz saçınızı şekillendirmeden önce de kullanabiliyorsunuz. Ben genelde şekillendirdikten sonra kullanıyorum. Çünkü inanılmaz bir parlaklık veriyor. Bugün mesela saçlarıma maşa yaptıktan sonra sürmedim. Şu an sizin karşınıza süreceğim. Aradaki farkı görmeniz için. Hemen şöyle 1-2 pompa alıyorum. Sonra şöyle fıtı fıtı fıtı. Böyle yağlı göründüğüne bakmayın. Birazdan elimde hiçbir şey kalmayacak. En sevdiğim özelliği de o zaten. Elinizde de böyle bir yağlılık hissi bırakmıyor. Bütün yağı saçınız emiyor çünkü anında. Ve nasıl bakımlı bir uçlar, nasıl bakımlı parlak bir saç size anlatamam. Şimdi göreceksiniz. Özellikle sürmedim bugün. Hani birlikte sürelim ve görün istedim aradaki farkı. Yağdan eser kalmadı. Ve kesinlikle yağlı bir his yok. Yani sürdüm, saçıma sürdüm, bitti ve gitti. Bu tarz saç yağlarında en sevmediğim şey ellerimin yağlı kalmasıydı. Bunda öyle bir durum yok. Hepsini saç tamamıyla emiyor. Ve aradaki farkı gördüğünüzü düşünüyorum. Saç bir anda kendine geldi. Parladı. Yani saça benzedi. Fiyat olarak ben böyle 50-60 gibi bir rakamı almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. 1-2 ay içerisinde. Şu an baktım yine bir internet satış sitesinde 55 liraya satılıyor. Ve o anlamda tam bir fiyat performans ürünü. Sıradaki ürünümüz MAC markasının bir far bazı. Göz kapağına çok rahat bir şekilde krem formda olduğu için çok rahat sürülüyor ve inanılmaz güzel bir far bazı oluşturuyor ve yaptığınız göz makyajının çok uzun süreler gitmesini sağlıyor. Rengini hemen size şöyle göstermek istiyorum. Gözümde şu an makyaj olduğu için gösteremeyeceğim ama elimin üzerine gösterebilirim. Şöyle bir rengi var. Hafif ten renkli bir ürün ve çok kolay bir şekilde hemen gözünüze sürebiliyorsunuz şöyle. Ve krem formda olduğu için hemen çabucak dağılıyor. Dağılması çok güzel. Bunu eğer çok beyaz tenliyseniz far olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü muhtemelen sizde bir tık koyu kalacak. Şu an benim elimin üzerinde bile bir tık koyu kaldı. Şöyle netleyelim. Ama bunun üzerine makyaj yaptığınızda gerçekten farınıza anlam katıyor. Farınızın renkleri böyle her pigmenti ahenkle dans ediyor. Ve farınız ve göz makyajınız çok uzun bir süre gözünüzde kalıyor. Gözüne sürdüğü her şey 1-2 saat içerisinde alaşağı olan biriyseniz bu ürün sizin bu sorunuzu giderecektir. Yani çok küçücük bir şey. Çok da pahalı aslında şu anki fiyatı. Fiyat performans ürünü demek isterdim aslında. Şu an biraz pahalanmış. Ben böyle 180 liralara falan almıştım. Fiyatına bakıyorum 389 lira yazıyor. Bu üründen bahsetmek istedim çünkü bu ürünün şimdi birazdan ekonomik muadilinden bahsedeceğim. O yüzden bu videomda yer almasını istedim. Şimdi size MAC'in muadilini gösteriyorum. Maybelline'in Eraser Concealer'ı. Bu concealer'ı birçok YouTuber arkadaşımızdan ve birçok YouTube videosunda görmüşsünüzdür. Ben de son birkaç ay içerisinde deneme fırsatı buldum. Daha önce başka concealer'lar kullanıyordum. Sıra buna ancak gelebildi. Fakat kullandıktan sonra dedim ki bugüne kadar neyi beklemişim? Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok ince yapılı. Göz kapağınızda ya da buradaki çizgilerinizde fazla dolmuyor. Ve benim için en kıymetli özelliği göz çevresini kesinlikle kurutmuyor olması. Yani göz çevresi kremini sürdükten sonra üzerine bunu çok rahatlıkla sürüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki far bazıyla bunun ne alakası var? Ben bunu hem göz altıma hem göz kapağıma uyguluyorum. Gerçekten far bazı olarak çok severek kullandım. Fakat ürün birazcık bereketsiz. Tek dezavantajı bu. Ara ara çok güzel indirimlere giriyor. Hatta şu an bir internet sitesinde 89 lira tam karşımda duruyor. Video çekim bittikten sonra hemen satın alacağım. Gördüğünüz üzere bitmiş vaziyette. Hem göz altına hem göz üstüne uyguladığım zaman tabii birazcık hızlı bitiyor. Ama hani çok yüksek fiyatlı far
bazları kullanmak yerine ekonomik bir şey arıyorsanız böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer fiyat performans ürünümüze. Biolis'in Fake It rimeli. Ben bu rimeli yaklaşık 1-2 ay önce yine 25 lira gibi bir fiyata almıştım. Büyük gratis indirimlerinden faydalanarak şans vermek istedim. Uygun fiyatlı olduğu için denemek istedim ve gerçekten çok memnun kaldım. Bir rimelde arayabileceğiniz birçok şey mevcut. Fırçasından tutun içindeki jelin yoğunluğuna kadar, sürdüğünüzde kirpiklerinizde oluşturduğu volüme ya da işte kirpiklerinizin tek tek ayrılmış olmasına kadar birçok şey ile tam bir fiyat performans ürünü. Severek kullandım bitsin, yine rimel olarak tekrar 10 alacağım. Tabii fiyat bu sefer ne olur hiçbir fikrim yok. Ama yine de yüksek fiyatlı rimeller oranla yine çok daha hesaplı olacağını düşünüyorum. Uygulaması çok rahat, fırçası da şöyle. Kısa, küçük ve sert fırçaları var. Kirpik şekillendirmek için ben böyle kısa ve sert fırçaları çok daha seviyorum. O yüzden şans vermenizi istiyorum. Eğer şu sıralar bir uygun hesaplı bir rimel arayışı içerisindeyseniz seveceğinizi, bana da teşekkür edeceğinizi düşündüğüm bir ürün. Aynı zamanda bununla birlikte bir de bunun eyeliner'ını almıştım. Biolis'in eyeliner'ı. Bu ürün için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu da çok hesaplıydı. Bunu da 25 liraya almıştım. Şu ucunun inceliğini falan çok beğendim. Çok güzel sürülüyor. Ürünün hiçbir sıkıntısı yok. Tek dezavantajı parlak bitişli. Ben parlayan eyeliner'lardan hiç hoşlanmıyorum. Hani zaten cildim yağlı. Bir de burada parlak parlak eyeliner bana çok basit bir görünümmüş gibi geliyor. O yüzden eyeliner'ın parlak olduğunu unutmayın. Eğer parlak eyeliner seviyorsanız bu da bir fiyat performans ürünü. Peki derseniz ki Zehra eyeliner olarak ne kullanıyorsun? Ne tavsiye edersin bize? Maybelline New York'tan Lasting Drama isimli eyeliner'ı. Ben bu ürünü çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Bittikçe de aldığım eyeliner'dan bir tanesi. Mat bitişli, sürüşü çok kolay ve çok uzun süre gözünüzde dağılmadan kalan, fiyatının hakkını veren çok kıymetli bir ürün bence. Ben çok severek kullanıyorum. Evet, çok hızlı ve çok kısa bir video oldu. Bugüne kadar aldığım, memnun kaldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hepimiz bir şekilde ekonomik ürünleri kovalar olduk. Bunun farkındayım. Çünkü ben de böyleyim. Tek atımlık bir kurşunumuz var ve almak istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz şeyin en iyisini en iyi fiyatla almaya çalışıyoruz. Aldığımız ürünün iyi olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu tarz videoları, bu tarz içerikleri ben çok seviyorum. Umarım aradığınız bir ürün vardır bunların içerisinde ve size fikir verebilmişimdir. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın sakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.